Bir yandan baktığımızda da mesela tarihe baktığımızda gerçekten olanları yazar ve orada çok fazla özelliğe yer olmadığını görürüz. Kimi zaman olabilir ama genelde baktığımızda tarih yazıcılığına yine orada daha çok nesnel şeyleri görürüz ama edebiyata baktığımızda işin içine her şey giriyor. Duygu, insan, düşünce, yeni fikirler ve birçok insan giriyor. Yani herkese yeni bir alan açıyor edebiyat. İster oraya şiirle girebilirsin, öyküyle başlayabilirsin, deneme yazabilirsin. Birçok alanla giriş yapabilirsin, birçok metinle giriş yapabilirsin ama yeni bir fikir ortaya koyabilirsin. Duygunu yazabilirsin, düşünceni yazabilirsin. Böyle bir alan da açıyor sanki. Bu çok önemli. Tam ben de Hüseyin Hocam'ın söylediklerine bir ekleme yapmak istiyordum. Yani tarih dediğimiz şey daha çok makro bir anlatım. Yani savaşlar mesela, siyasal kırılmalar. İşte Fatih Sultan Mehmet'in diyelim ki İstanbul'u fethi diyoruz. Ama bu fetihle ilgili Türk kaynaklarında çok az şey var. Peki o fethe katılmış bir Yeniçerinin mesela geride bıraktığı ailesiyle ilgili diyelim bilgileri, tecrübeleri, deneyimleri, üzüntüsü, gurbet acısı vesaire. Şimdi bunu nerede bulacağız? O yüzden artık sosyal bilimler edebiyata her halükarda başvuruyor. Çünkü o mikro yani tarihin atladığı o büyük alan orada yani sivil diyebileceğimiz, işte sokak diyebileceğimiz, evet, insanların kişisel duygular diyebileceğimiz şeyler. O artık tarihin bıraktığı çok geniş bir alan var ve onu diyelim ki şiirle kapatabiliyoruz. Mesela divan şiirine böyle yaklaşıldığında ne bileyim Ramazan ayının Osmanlı'nın yüzyılları içerisinde nasıl dönüştüğünü yani halkın algısı ya da eğlence biçimleri ya da işte diyelim bir tiryakinin sıkıntısı falan gibi sivil, küçük, minimal detayları edebiyatta buluyoruz. Evet. Yani birçok tarih kaydı tutulmamışken mesela depremlerle tabii ilgili bir de biz program yaptığımızda şairlerin gözünden görüyoruz veya hiç göze gelmeyecek ya da aklımıza gelmeyecek, hatırımıza gelmeyecek şeyleri biz o edebiyat kayıtlarında görüyoruz gerçekten. Kişisel olarak tutulmuş kayıtlar ama gerçekle de iç içe bir yandan estetik bir şekilde de aktarılmış. Çünkü deprem kaydı dediğiniz şey gerçekten yıkılan ev sayısıdır, evet, ölen insan sayısıdır sadece. İstatistiklerdir. İstatistiktir, evet, rakamdır yani biz neler hissettik halbuki bu ızdırapların içinde, evet, neler hissettik? Asıl oraya da bir bakmak tabii gerekiyor. Onların kayıtları edebiyat tutulmuyor. Onu kalıcı hale getiriyor. Şimdi diğer disiplinlere baktığımız zaman mesela ahlaktır, dindir, bilimdir. Bunlar çoğunlukla ideal olan şeyleri isterler. Mesela insan denildiği zaman din ideal insanı öngörür. İşte diğer disiplinlerde de felsefede işte ideal kişi, üstün insan, üst insan vesaire gibi, evet, terimler vardır. Ama edebiyatta böyle bir şey yoktur. İnsan vardır. Düşmeleriyle, kalkmalarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla, reel yani içimizde yaşayan insan, o kimse artık, evet, çeşitli halleriyle insandır. Bu bakımdan daha zengin bir şey sunar. Yani insanın daha böyle herhangi bir yere yaslayabileceğimiz, ele avuca sığabilecek bir insan tiplemesi vardır. Yani ayakları yerden kesik olan bir insan değildir. Edebiyat bize biraz da hayatı olması gerektiği şekliyle algılamamız noktasında yardımcı olur. Evet. Çünkü bir şeyin nasıl yapılacağını öğretir. Ne yapacağını değil, yani nasıl olmasıyla ilgilidir. Yani güzel olan şey, asıl konusu güzelliktir. Doğruluk değildir. Mesela doğru olanla din ve ahlak ilgilenir. Evet. Fakat güzel olanla estetik ve sanat ve edebiyat ilgilenir. O güzelin de sunumu söz konusudur. O sunum şöyle bir şeydir. Güzeli bir zamanlar güzel olduğu şekliyle sürekli tekerrür ederek, yineleyerek sunmak değil, yenileyerek sunmaktır. Hani başka türlü. Evet. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım ifadesinde olduğu gibi. Mesela işte divan edebiyatı dönemi vardır. Cumhuriyet dönemi vardır. İşte aruz vardır, hece vardır. Hecenin de aşamaları vardır. Divan edebiyatında kalmış olsaydık, evet, ya da İşte Necip Fazıl hecesinde kalmış olsaydık, Faruk Nafız hecesinde kalmış olsaydık, beş hececiler hecesinde kalmış olsaydık, ikinci yeniye belki de ulaşamayacaktık. Evet, bunlar aslında toplumsal değişim ve dönüşümlerle beraber insanların söz dizimleri de değişiyor, heyecanları da değişiyor. Ve yeni bir şeyler ortaya koyabilme aslında şeyi, saygı diyebileceğimiz şey var. Yeni şeyler ortaya koyabilme devinim yaratıyor. Evet. Ama biz sürekli geçmiştekini taklit etmek üzere bir şeyimiz, güzelliği tekrar etme şeyimiz, efendim teamülümüz olmuş olsa herhangi bir ilerleme söz konusu olamaz. Bugünkü edebiyatın geldiği seviyeye de ulaşamayız. Değişim edebiyatta bence çok önemli bir unsur. Ama bu değişimin tabii buradaki şeyleri önemli. Yani hangi noktalarda, evet, evet, nasıldır, öz müdür, anlam mıdır, kalıp mıdır, şekil midir? Ya da toplumların değişen yönlerine paralel bir değişim de getirmek gerekiyor. Çünkü toplumun algısı, toplumun duyargaları, duyumları düne göre bugün çok daha değişiktir. Evet. Yani işte yapay zekanın tartışıldığı, işte metaverse'lerin masaya yatırıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda edebiyatın da değişmesi, edebiyatın da hitap gücünün biraz daha farklılaşması, evet, gerekiyor. İşte bu noktada bazen edebiyat kendi içine kapalı da kalabiliyor ama bazen toplumla çok ilgili de olabiliyor. Yani bu kişiden kişiye de değişkenlik gösteriyor. Dönemden döneme de, evet, değişiyor. Dönemden döneme de değiştiğini görüyoruz. Şu soru da aklıma geliyor. Yani herkes için geçerli bu, bir şekilde edebiyatla aşırı neşir olmuş insanlar için. Edebiyatın içine doğar mıyız gerçekten? Şimdi bunu biraz şöyle açmak isteyeceğim. Edebiyatın hem ilmi boyutu var hem akademik boyutu var. Ama biz genelde baktığımızda böyle herkesin edebiyat sevdalarını, bir şekilde edebiyata nasıl giriş yaptığını görüyoruz. Şiir yazarak, öykü yazarak, kitap okuyarak birçok şeklini görüyoruz ama bir de akademik boyutu var. Genelde o akademik boyut tercih edilmiyor hocam. Bu bilim olarak tercih edilebilirliği çok az. Ondan ziyade diğer anlamda ilmi olarak daha çok kavranmaya çalışılan bir alan olarak da görüyoruz. O şekilde daha çok sanki sevildiğini ve talep gördüğünü de görüyoruz edebiyat. Şimdi edebiyat bilim midir tartışmaları çok yapıldı. Az önce hocam tarihin de bilim olup olmadığının tartışmasına değindi. Ama bir disiplin olduğu kesin. Çünkü şu anda bu kadar, hani düşünelim, Türkoloji bölümü var. Bunlar ne yapıyor diye düşünebilirsiniz. Bunlar, ben hep şöyle bir metafor düşünüyorum. Yaramaz bir çocuk var, bir yerlere koşuyor, gidiyor falan. Bir de onun arkasından gidip onu kollayan annesi var. Şimdi bu yaramaz çocuk sanatı andırıyor. Yani şöyle söyleyelim, bütün kuralları aslında, kavramları üreten, kuralları koyan sanattır. Yani siz bir şey ortaya koyarsınız, bilim arkadan gelerek onu anlamaya ve tanımlamaya çalışır. Yani Marquez büyülü gerçekçi metinler yazdığında muhtemelen bunun adı büyülü gerçekçilik değildi ya da işte divan şiirinde Sepki Hindi diye bir yenileşme hareketi var. O şairler bunu oturup da bir takım kurallar koyarak yapmadılar. Sanatçının içgüdüsel bir hareketi var. Biz sonradan bunu anlamaya ve tanımlamaya, evet, çalışıyoruz. Birisi içsel bir şey, bir marifet ortaya koyuyor. Diğeri de onu geliştirdiği kavramlarla bir şekilde tanımlamaya çalışıyor. Tabii nereden bakıldığı önemli. Sadece akademi değil, eleştiri de bunu yapar. Yani eleştiri kurumu da ortaya bir şey konulmuştur. Onu anlamaya çalışır. Nitekim bugün akademi biraz sanatın gerisinde kalmakla ya da biraz uzakta kalmakla eleştiriliyor. Çünkü dünyada kurmaca üçüncü bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye'de de elbette ve ona da postmodern edebiyat diyoruz. Yani siz hala tutup da eski yapısalcı yöntemleri alıp diyelim bugünkü kurmaca biçimlerine uyguladığınızda o olmuyor. Bunun yeni bir şeye ihtiyacı var, tanımlanmaya. İşte biz de diyoruz ki bu metinler arasılık, bu üst kurmaca falan diyoruz. Yani bu, evet, görebildiğim kadarıyla sanat bir marifet ortaya koyuyor. Bu da sanatçının yaratıcı kişiliğinden kaynaklanan bir şey. Onu da belki hayat icbar ediyor. Çünkü hayat çok daha karmaşık. Mesela dijital kültür hayatımıza 20 yıldır bütün gücüyle girdi. Muhtemelen bu metinleri dönüştürüyor, değiştiriyor. Bu dönüşüm ve değişim yeni anlatım teknikleri yarattığı zaman biz önce bir şaşalıyoruz. Evet. Yani 100 yıl önce işte bilinç akışını muhtemelen okuyucular büyük bir şaşkınlıkla izlemiş olabilirler. Evet. Hüseyin Hocam ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi başta ifade ettiğiniz insan edebiyatının içerisine mi doğar dediniz. Evet, insan hem edebiyatın hem felsefenin içerisine doğar. Ama onun edebiyat ve felsefe olduğunun farkında değildir. Doğar doğmaz. Yani şairimiz İsmet Özel'in o meşhur ifadesi vardır. İnsan dünyaya gelir gelmez bir saldırıya maruz kalır der. Bir saldırıya maruz kalmak, yani işte çocuğun doğar doğmaz oksijenle temas etmesi ve oradan dolayı bir işte nefes sıkıntısı çekmesi, sonra işte elinden bir oyuncağının alınmasından tutunuz da işte erginlik ve yetişkinlik dönemlerindeki bütün savunma sistemleri, hepsi aslında hayatın kendisine karşı saldırılarına bir tür cevaptır. Budur. Yani biz şimdi ölüm karşısında bir mukavemet geliştirmeye çalışıyoruz. Ama onun ölüm karşısında mukavemet olduğunu seslendirerek yapmıyoruz. Bunu bir refleks olarak oluşturuyoruz. Estetik ve bedi duygular, hatta felsefi bir takım çıkışlar, insan onu tanımlamadan ve farkında olmadan yerine getirebildiği şeylerdir. Şimdi bu ne zamanki tanıma söz konusu edilirse, bilimin ya da akademizmin şeyi kapsamı içerisine alınıyor. Akademizm dediğimiz hadise biraz şudur: kabukla ilgilenmek ve öze sirayet etmemek gibi bir anlamı da içinde barındırıyor. Yani birileri şeker yiyor, birisi şeker diyor. Şeker demekle şeker yemek arasındaki fark gibi bir şeydir. Yani ben şiir yazıyorum, öbürü şiirin ne olduğuyla ilgili bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Ama galiba buna da ihtiyacımız var mı? Yok, bu ihtiyaçtan ağır bir şey değil kuşkusuz. Evet. Yani onu zaten şerh ediyorum. Şöyle söyleyeyim, bu da gerekli. Evet. Yani yapılan şeyin ne olduğunu, mesela eleştiri, Abdullah Hocam'ın demin ifade ettiği gibi, mesela eleştiri olmamış olsa yapılan şeyle ilgili bir gelişme söz konusu olmaz. Hani Nurullah Ataç'ın ifadesiyle söyleyecek olursak, yani eleştiriyle ilgili yaratıcı hoşnutsuzluk der. Yaratıcı hoşnutsuzluk. Yani o hoşnutsuzluktan, o beğenmeme hadisesinden bir şey inşa ediyorsunuz. Yani bir şey yaratıyorsunuz. Böyle bir şeydir. Yani akademisyenlerin, ben şöyle bir yazı da yazmıştım geçtiğimiz günlerde. Akademisyenler neden deneme yazamaz diye. Öyle bir şeydir. Mesela deneme daha serazat bir daldır. Akademik yazılar, makale vesaire. Hocam tenzih ederim çünkü hocam akademik ve akademizm dediğimiz o çıtanın çok üstünde. Orayı açmış olan hocam ve hocam gibi çok akademisyenler var. Yani dipnot kültüründen kurtulabilmiş. Tabii dipnot kültürünün ya da kaynak kültürünün gereksiz olduğunu söylemiyorum burada. Yani onu aşmakla alakalı olarak bir şeyden bahsediyorum. Bu biraz özgür düşünce, serazat düşünce ile alakalı olan bir şeydir. Yaratıcılık biraz da bundan beslenir. Yani intikal, kaynak, işte bir yerden referans gösterme dediğimiz şey bizim dışımızda, haricimizde olup biten şeylerdir. Falanca kişi şunu söylüyor. Hayır, ben söylüyorum. Ben söylüyorum, sadece ben söylüyorum, ben ortaya koyuyorum. Yani yaratma hadisesinin dolu dolu yaşandığı bir durumdur aslında. Akademik dışı hayattır. Akademik hayatsa bana göre yapma hadisesidir. Yapma. Şiir yapılmaz. Yapılan bir şeydir diyenler vardır. Ayrı konu. Şiir yazılır ama o yazılır kelimesinin içi de yaşamı içerisinde taşıyan bir şeydir. Yani yazmak aslında bir nevi içinde yaşamı da barındıran bir şey. Ama yapmak böyle bir şey değildir. Yapmak biraz da teknik bir hadisedir. Parçaları bir araya getirirsiniz, bir şeyler ortaya çıkar. İnsan haddi zatında, fıtri anlamda edebiyatın içerisine doğar, şiirin içerisine doğar. Hatta insanlığın asli dili, ilk dili de şiirdir. En ilkel dil, insanlığın en ilkel dili, ilk dili şiirdir. Ondan sonra sanırım öykü geliyor. Yani çünkü öyle mi hocam? Tabii öykü geliyor. Yani şu var, konuşma ne zaman düz yazı ile, yani verili dille bir temasımız söz konusu olursa, o zaman düz yazıya başlıyoruz. Zaten bizim bilirsiniz, Osmanlı'da mesela düz yazı sonradan oluşmuştur. Yani bizim geleneğimizde iki şey yoktur Yahya Kemal'in dediği gibi: resim ve nesir. Roman olmaması da biraz bu nesirsizliğe bağlanır. Tabii. Çünkü insanın o derin ruhunun detaylarını ifade edebilecek bir nesir Tanzimat'tan sonra ortaya çıktı. Resim de yok. Yahya Kemal. Resim yok, nesir yok. Evet. Şimdi nesirin olmaması biraz bir eksiklik gibi görülüyor. Yani resim daha sonra, işte dediğiniz gibi nesir, düz yazı dediğimiz hadise, işte Tanzimat'la beraber başlayan bir süreci içerisine alan roman yazma da bunun içerisine dahildir. biz aslında ninnilerimizden işte efendim tekerlememize, fıkıh kaidelerine kadar hep biz şiir. Biz öyle bir kültürün içinde zaten doğduk, büyüdük. Öyle bir şiir biraz da roman görevini de görmüş. Yani bizim şiirimiz. Çünkü oradaki şiir hocamın diyelim Hüseyin Akın'ın bugün ürettiği gibi çok saf bir şiir değil. Tabii. Yani hikaye anlatan bir şiir. Şiire her türlü görev verilmiş. Yani diyelim sözlükler manzum yazılmış falan. Burada şunu söylemezsek biz yanlış anlaşılabiliriz. Hani akademizmle akademik çalışmaları ayırmak lazım. Hı hı. Yani Berna Moran eleştirilerini yazmasaydı inanın Türk roman tarihi eksik kalırdı.